Merhabalar herkese. Yeni bir institut programına hoş geldiniz. Servet Akman'la beraberiz. Merhabalar Servet. Merhaba hocam. Bugün Servet'le beraber geçen hafta Erdoğan'ın New York'a yaptığı ziyareti konuşacağız. Erdoğan işte her yıl yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'taydı. Ve yani bu yıllık yapılan geleneksel bütün dünya liderlerinin toplandığı bir toplantı. Ve genelde işte dünya liderleri genel kurulda Birleşmiş Milletler binasında boş salona genel konuşmalarını yaparlar. Birbirleriyle bu görüşmeler marjında ikili görüşmeler gerçekleştirirler ve sonrasında da dağılırlar. Erdoğan da benzer bir şekilde her yıl yaptığı gibi New York'a gitti. İşte orada Türk evini kendisine bir ne denir, merkez olarak aldı. Birleşmiş Milletler binası zaten çok yakın. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını yaptı. Bunun yanında işte Elon Musk'la görüştü. Amerikan TV kanalı PBS'e bir röportaj verdi. Ve iki tane de önemli görüşme yaptı. Bir tanesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve diğeri de Yunan Başbakanı Mitsotakis. Yani genel itibariyle baktığımız zaman tabii çok fazla bir Batılı liderle görüşme fırsatı bulamadı Erdoğan. Biden'la da görüşemedi. Bu tabii Ankara için önemli. Yani Erdoğan en son mesela işte hatırlayın NATO zirvesinde, Vilnius'ta olan NATO zirvesinde Erdoğan adeta bir nevi şov yapmıştı. İşte hem İsveç'in kabulünü onaylaması, işte parlamentodan geçirileceğine dair yaptığı anlaşma ve bunun doğurduğu olumlu hava, işte Türkiye yeniden Batı'ya mı dönüyor, NATO ile ilişkilerini düzeltiyor mu? İşte Biden'la yaptığı şakalaşmalar, işte görüşmeler adeta bir şov gibi. Ve yani Erdoğan için bu her zaman için çok önemli, yani çok büyük bir prestij kaynağı. Bunun bir benzerini G20 zirvesinde göremedi Erdoğan. Yani neredeyse hiçbir Batılı liderle görüşemedi G20 zirvesinde. Hatta bunun işte bazıları Hakan Fidan'la arasında bir gerilme bile, hani buna tepkisini gösterdiğine dair iddialar bile ortaya atıldı. Yani bu iddiaların doğru olup olmadığını bilmek tabii mümkün değil ama yine de bunun bir hoş karşılanmayan, yani Erdoğan'ın Batılı liderlerle görüşememesinin hoş karşılanmayan bir durum olduğu çok açık yani. Öte yandan yani hiç kimseyle görüşemedi değil. Dediğim gibi hem Netanyahu ile görüştü. Birazdan detaylarını onun Servet'e soracağım. Bir de tabii Yunan Başbakanı ile görüştü. Yani iki görüşme de tabii Türkiye'nin son yıllarda bölgesinde diplomatik normalleşme, yani gerilimi azaltma politikasının bir uzantısı aslında. Yani bu birçok biliyorsunuz son zamanlarda, son yıllarda hem Körfez ülkeleriyle olsun hem de işte İsrail'le olsun, İşte Yunanistan'la olsun, Mısır'la olsun, hatta Suriye'yle olsun, Türkiye bu gerilimi düşürmeye çalışıyor. Neden? Çünkü birincisi ciddi bir ekonomik kriz var ve bu gerilimi sürdürecek Türkiye ekonomik güce sahip değil. İşte Körfez'den gelecek yatırımlara ihtiyacı var, bölgesiyle ticaret yapmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla kalkıp da bu ticaret yapmak istediği ülkelerle bu gerilimi sürdüremez. Finans kaynağı, yatırım yapılmasını istediği ülkelerle bu gerilimi sürdüremez. İkinci nedeni ise tabii izolasyon. Yani Türkiye sürdürdüğü politikanın etrafındaki komşularını ciddi anlamda korkuttuğunun farkına vardı. Ve bu korkan komşular adeta bir araya geldiler. Yani işte Doğu Akdeniz özelinde gördük. İşte Yunanistan, Güney Kıbrıs, işte İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerin hepsini bir araya getirdiğini ve bölgede yalnızlar. Bu tabii Türkiye'nin dış politikasında bir kırılmaya yol açtı ve Türkiye o zamandan bu yana normalleştirmeye çalışıyor ve bu son New York'ta yapılan görüşmeler de aslında bu kapsamda bu politikanın bir uzantıları olarak görülebilir. Çok böyle somut şeyler yok, çok somut sonuçlar yok ama yine de mesela Mitsotakis görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Tabii bunun sahadaki gerçekliğe ya da ne kadar somut sonuçlar alınacak, bu süreç ne kadar başarılı olacak Yunanistan'la ve diğer ülkelerle, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Tabii yani Türkiye
Erdoğan da bir yalnız değildi New York'ta. Yanında birçok yetkili, birçok yardımcısı vardı ve yani Hakan Fidan vardı en başta Dışişleri Bakanı. Ve Batı ülkelerle genelde görüşmeleri Hakan Fidan yaptı ve Cuma günü yani şeyin son günü Blinken'la da görüştü Hakan Fidan ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da görüşmede Blinken'ın işte NATO'nun pardon İsveç'in NATO üyeliğinin parlamentodan geçirilmesinin gerekliliğini vurguladığını söylüyordu bu yapılan açıklama. Aslında burada tabii verilmek istenen mesaj açık. Yani Türkiye ile olan ilişkiler bu şeyin yani İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanıp onaylanmamasına bir nevi kilitlenmiş durumda. Bu hem bir samimiyet testi olarak görülüyor. Yani ne kadar bu normalleşmeyi devam ettirebilir Batılı ülkeler Türkiye ile. Hem de yani verilen sözlerin yerine getirilmesi tabii en başta yani sonuçta Türkiye yani Erdoğan sadece Vilnius zirvesinde sadece İsveç'in NATO üyeliğini işte parlamentodan geçmesine dair her türlü katkıyı yapacağına elinden geleni yapacağına dair bir vaatte bulunmuştu Vilnius'ta. Tabii bunun gerçekleşmesini istiyorlar. Daha Erdoğan'ın son zamanlarda yaptığı işte olur mu olmaz mı? İşte bizim de parlamentomuz var. Onların kongresi varsa bizim de meclisimiz var. Meclisin kararı gibi açıklamalar tabii gerçekçi bulunmuyor. Çünkü yani Erdoğan ne derse o olur olarak görüyorlar ve meclise atıf yapması Erdoğan'ın aslında topu taca atması olarak görülüyor dış basında. Ve bu da tabii bir tepkiye yol açıyor. Çünkü bu İsveç'in NATO üyeliği tabii Amerika Birleşik Devletleri için, Biden için, seçim dönemine giren Biden yönetimi için çok önemli. Bunun hani hem işte dış politikada onlar için önemli bir kazanım olacak, Rusya'ya karşı önemli bir kazanım olacak NATO'nun Baltıklardaki genişlemesi hem de iç politikada bu önemli bir zafer olarak da kutlanacak. Ancak yani Erdoğan'ın bu konudaki işte bu ikircikli tavrı, güven vermeyen tavrı tabii aynı zamanda bir tepkiye de yol açıyor. Ve muhtemelen Türkiye'nin İsveç konusunda ki tavrı netleşmeden bu NATO üyeliğini onaylamadan Batı ile olan ilişkileri şu an bu seviyede gidecek. Ve yani bir nevi buraya kilitlenmiş durumda. Ve önümüzdeki dönemde çok yakın bir zamanda, Ekim ayında nereye doğru evrilecek açıkçası göreceğiz. Öte yandan Sen bana bir tabii soru sormadan ben burada bir araya girebilir miyim? tabii. Peki Türkiye İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylarsa, parlamentinden geçirirse Batı ile gerçek anlamda bir kırılma bekliyor musun? Yani ben açıkçası gördüğüm kadarıyla bu konuda istekliler. Yani bu konuda çok şey var. Ne denir? Bir bu da bunu doğru bulmayan ya da bunu gerçekçi bulmayan birçok Türkiye uzmanı var. İşte hem ideolojik gerekçelerle işte Türkiye'deki Batı karşıtı olsun, Amerikan karşıtı olsun işte bu nedenlerle Türkiye'nin hiçbir zaman Batı'ya tekrar geri dönmeyeceğini iddia edenler var. Erdoğan'ın opportunizmine işte fırsatçılığına şey yapıp referans verip Erdoğan her zaman fırsatçı olarak kalacağına ve dolayısıyla hiçbir zaman böyle güvenilir bir ortak, müttefik olamayacağına iddia edenler var. Öte yandan işte Türkiye'nin özerk dış politika arayışını yani kendi kendine bir hani herhangi bir tarafa yanaşan değil de kendi başına bir güç merkezi olma arzusunda olan bir devlet olduğunu, bu politikayı takip ettiğini ileri sürüp dolayısıyla hiçbir zaman ne o tarafa ne bu tarafa ne doğuya ne batıya yanaşmayacağını her zaman bir şekilde böyle ortada kendi çıkarlarını şey yapan bir devlet olacağını hiçbir zaman eski normale dönülmeyeceğini iddia ediyorlar. Ama şöyle bir durum var. Yani anladığım kadarıyla Batı başkentlerinde de yani hem Amerika'da hem Avrupa'da kimse eskiye dönülmesi gibi beklentisi yok. Yani işte bakıyorsunuz mesela işte Hindistan, işte Polonya, Macaristan yani bugün Amerikalılar biraz daha jeopolitik gereklilikleri, öne çıkarıyorlar ve yani kimse Erdoğan'dan yeniden böyle bir Türkiye'nin Soğuk Savaş'taki gibi bir NATO'nun işte ayrılmaz, şey yapılmaz bir parçası ki bu da tartışılacak bir konu tabii ki.
olmasını bence beklemiyor. Dolayısıyla burada böyle bir fırsat penceresi görüyorlar ve bunu da mümkün olduğunca değerlendireceklerdir. Ben de hani işte yakın zamanda bir bunlarla alakalı bir yazı yazmıştım. Yani ne işte Türkiye'nin Batı ile ilişkileri ne tam anlamıyla nedir bir müttefiklik ilişkisi içerisinde. Çünkü bu tam bir müttefik olarak sayılmaz. Böyle çünkü en başta bir güven eksikliği var iki taraf arasında. İkincisi ise diğer taraftan bir ne denir? İşte İngilizce'de transactional denilen biraz daha al gülüm ver gülüm mantığına dayalı bir ilişki de değil tam olarak. Çünkü Türkiye NATO üyesi ve ne yaparsanız yapın hani en nihayetinde bu NATO üyeliği, işte Türkiye'nin Batı ile olan ekonomik bağları, sosyal bağları bunlar bir şekilde gündeme geliyor ve bunu bir çeşit pazarlık ilişkisinden daha öteye geçmesine neden oluyor. Bu ikisi arasında bocalıyor şu an ilişkiler ve tam bir şeyini rayını bulabilmiş değil. Ve Türkiye'de aslında bunu bir fırsat olarak görüyor. Yani hem bu şekilde hem Rusya ile ilişkilerini iyi tutuyorlar, geliştirmeye çalışıyorlar. İşte yaptırımlara uymuyorlar. Hem de işte bir yandan da Ukrayna'ya destek veriyorlar. Bir yandan Batı'da müttefik olarak kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu şimdiye kadar işe yaradı. Belli dönüşleri oldu. İşte Tahıl Anlaşması olsun, diğer başka konularda olsun. Türkiye kendini önemli bir aktör olarak pazarladı ama savaşın şiddeti artıyor Ukrayna'da. Savaşın şiddeti arttıkça gereksinimler, gereklilikler artıyor. Ülkelerin beklentileri artıyor. Rusya'nın beklentisi artıyor. Amerikalıların beklentisi artıyor. Dolayısıyla iki tarafın beklentileri ne kadar karşılayabilecek Türkiye? Bunu göreceğiz. Hani bu açıkçası zor. Türkiye'nin bu iki tarafı da o iki tarafa da oynayan, iki tarafı da oyalayan kendince işte böyle Abdülhamit vari denge politikası ne kadar sürdürülebilecek önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz açıkçası. Ben sana soru sorayım. Bu biliyorsun işte Netanyahu'yla bir görüşme gerçekleştirildi New York'ta ve yani bir nevi bu Netanyahu'nun biraz daha aşırı sağ diyebileceğimiz yeni kabinesiyle Türkiye arasındaki de ilk ilişkiydi. Yani sadece hani uzun zamandır iki lider arasındaki ilk görüşme değil. Aynı zamanda yeni İsrail kabinesiyle de yapılan ilk görüşmeydi. Ne düşünüyorsun görüşme hakkında Evet. ve görüşmenin basına yansıdığı kadarıyla nasıl karşılandığı ve ne beklemeliyiz? Evet, yani senin dediğin gibi Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme diğer bölge ülkeleriyle olan normalleşmenin bir parçası. Orada iki sebep saydın. Ekonomik kriz ve Türkiye'nin dış politikada yaşadığı izolasyon Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesine sebep olarak saydın. Ben iki neden daha sayarsam buna. Birincisi Türkiye'nin artık gücünü test ettiği ve sınırlarını anladığı. Diğeri de artık yeni dönemde Erdoğan rejiminin yeni dönemde sürdürülebilir bir ekonomi ve sürdürülebilir rejim dış politikaya olan ihtiyacı ve bunu test etmeye çalışmasına bağlıyorum. Bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi de bu kapsamda değerlendiriyorum. Şimdi Erdoğan Netanyahu ile New York'ta yaptığı görüşme birkaç açıdan önemli. Öncelikle Netanyahu ile yapmış olduğu ilk görüşme. Daha önce hiç Netanyahu ile bir araya gelmedi. Evvelce İsrail Cumhurbaşkanı ikili ilişkiler normalleştikten sonra Türkiye'yi ziyaret etmişti 2022 Mart ayında. Resmi bir ziyaret, önemli bir ziyaretti. Ama İsrail Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam ve Türkiye'nin işte Ahmet Necdet Sezer gibi işte dış politikada, siyasette çok etkili olmayan bir figürün ziyareti gibi olarak değerlendirebilirsiniz onu. Dolayısıyla hani önemi biraz geride düşünülebilir. Diğer ziyarette, diğer görüşmede yine New York'ta gerçekleşmişti. 2022 BM görüşmeleri marjında Erdoğan o zamanki Başbakan Yair Lapid'le görüşmüştüm. Bu Netanyahu ile görüşmesi ise bir ilk. Bunu önemli kılan bir husus da bu iki liderin evvelki yıllarda birbirlerine olan hakaretleri, aşağılamaları, çok ağır laflar etmeleri.
Tabii daha çok ağır laf eden Erdoğan oldu. İsrail'i terör devleti olmakla suçladı. İsrail'in Filistinlere yaptığını Nazilerin Yahudilere yaptığına benzettiği soykırım olarak niteledi vesaire. Çok ağır laflar etti. Netanyahu, ben o dönemde İsrail'deydim ve sürekli takip ediyordum. Bu hakaretlere genelde sessiz kalıyordu. Ancak bir sefer 2017 yılında o da işte Kürt şehirlerini bombalayan, işte İran'ın Batı yaptırımları delmesine yardım eden, gazetecileri hapseden bir ülkeden, bir liderden nasihat dinleyecek değiliz diye bir açıklaması oldu. Bu ağır bir açıklamaydı. Dolayısıyla bu iki liderin birbirlerine olan hakaretlerini düşündüğümüzde Netanyahu'nun Türk evine gidip orada Erdoğan'la görüşmesi önemli bir adımdı. Görüşmede ele alınan konulara bakarsak genelde ekonominin ağır bastığını görebiliriz burada. İşte ekonomik ilişkiler konuşuldu. Ondan sonra Doğu Akdeniz'de gaz arama, petrol arama vesaire bu doğalgaz arama faaliyetleri konusunda işbirliği yapılabileceğini söylediler. Bunun konuştuklarını belirttiler. Ondan sonra siber güvenlik alanında işbirliği konuşulmuş. Şimdi bu görüşülen hususlara baktığımızda doğalgaz yani Doğu Akdeniz'de İsmet boru hattıyla gerçekleşmedi henüz. O İsmet boru hattıyla Kıbrıs'tan oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşınması gündemdeydi böyle bir proje. Uzun yıllar konuşuldu ancak ABD bundan desteğini çekti. Çünkü çok feasible bir proje değildi. O zaman da zaten hep söyleniyordu yani bu proje konuşuluyor ama gerçekleşmesi çok zor diye. Yani Doğu Akdeniz'deki Mısır'ın, İsrail'in işte Kıbrıs'ın doğal gazının Avrupa'ya taşınması en kolay şekilde, en feasible şekilde Türkiye üzerinden olur. Ancak burada iki problem var. Bir, nasıl taşınacak? İki, hangi ülkenin kırsalını vesaire kullanacak? Lübnan, Suriye mi yoksa Kıbrıs mı? Bunun için Kıbrıs'la Yunanistan'la anlaşması gerekir ya da Lübnan veya Suriye ile. İkisi de çok zor konular, netametli konular. Doğalgaz arama konusunda da nasıl bir işbirliği yapılacak çok açık değil. Yani burada bir işbirliğinin meyve vermesi biraz zaman alabilir. Geri kalan ortak çalışma alanları zaten hani kendi rayında ilerleyen konular. Türkiye ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmeleri için geçerli sebepleri var iki liderin de, iki ülkenin de. Suriye'de özellikle istihbarat alanında işbirliği yapmaları, bilgi transferi yapmaları, paylaşmaları vesaire önemli bir husus. İran'ın dengede tutulması vesaire bu önemli bir husus iki ülke içinde. Ve iki lider de kendi kamuoylarına yani işte çok dışlanmış olmadıklarını göstermek için Erdoğan da Netanyahu da çünkü Netanyahu da geçen seneden beri bu yargı reformu nedeniyle kendi ülkesinde çok fazla protesto ediliyor. Sokaklarda sürekli insanlar, yüz binlerce insan protesto ediyor vesaire. Dolayısıyla onun da meşruiyetine bir darbe indirilmiş vaziyette. O yüzden onun da ABD hani sen görüşeğin kaydın başında anlattın. Erdoğan için New York'ta yaptığı, ABD'de yaptığı görüşmenin ne kadar önemli olduğunu. Netanyahu için de aynısı geçerli. Baştan Erdoğan'la görüşmesi kendi açısından iyi oldu diyebiliriz. Netanyahu ilaveten tabii Biden'da da görüştü. Ona herhalde ayrıca geleceğiz. Evet yani benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi yani Erdoğan-Netanyahu görüşmesine ilişkin. Yani zannediyorum ikisinin de kabinesi oradaydı yani hani kabineden önemli isimler. Yani Erdoğan'ın tabii siyasi ideolojik çizgisine baktığımız zaman hani bir aşırı sağ isimlerin o odada olması. Diğer taraftan ise yani İsrail tarafından ise İşte Hakan Fidan gibi işte daha önce yanlış hatırlamıyorsam işte İran'ın Ankara şeyi mi demişlerdi yani bir İran ajanı olmakla suçlamıştı galiba bir Ya İsrail İsrail yetkili. Yani basınında Hakan Fidan konusunda evet. iki tarafında yani hani böyle daha önce şey yaptığı isimler aynı odada buluşmuş olması
Tabii ilginç Evet. yani. Tabii ki uluslararası şeyde, politikada yani şeyler, çıkarlar ne gerektiriyorsa işte genelde o oluyor. Bu tarz işte Evet. ne denir, suçlayıcı konuşmalar ya da böyle duygusal, romantik konuşmalar daha çok iç kamuoyuna yönelik Evet. şeyler oluyor yani. Evet, Bursa'da bir Tabii. şey söyleyeyim. Netanyahu ABD şimdi şöyle bir benzer bir yön de var aslında. Şimdi Erdoğan Türkiye'de hiçbir muhalif basına çıkmıyor. Zaten muhalif basında kalmadı. Hep yandaş basına mülakat veriyor. Netanyahu da uzun yıllardır İsrail'de hiçbir yerel basına bir yerel basının görüşme talebini kabul etmiyor. O da sadece uluslararası basında görüşüyor. ABD'de de bir görüştüğü gazeteci ona soruyor, Trump'ın ona işte fakim dediğini, seçimi kaybettikten sonra da Biden tebrik ettiğinde bunun hakkında ne söylersiniz diye soruyor. O da Trump'ın işte ABD Büyükelçini Kudüs'e taşıdığını, Golan Tepelerindeki İsrail hakimiyetini kabul ettiğini, işte İran'la yapılan JCPOA anlaşmasını yırttığını vesaire çöpe attığını söylüyor. Bunları ben bir kenara koyuyorum. Öbür tarafta şahsıma söylemiş olduğu şeyleri çok önemsemiyorum vesaire diyor. Yani herhalde bunu Erdoğan için de söylemiştir ya da birbirleri hakkında da öyle düşmüşlerdir. Geçmişte söylediklerimiz geçmişte kaldı. Şimdi görüşebiliriz. İşte ortak çalışma alanları bulabiliriz vesaire diye. Ki yani İki İsrail muhalefeti lider de de pragmatik lider. Evet. evet, İsrail muhalefeti de bu benzerliği sık sık dikkat çekiyorlar galiba. Netanyahu'yu Erdoğan'a benzetiyorlar. İşte bu son yargı reformu konusunda da işte Türkiye'ye benzemek istemiyoruz Doğru. diye sanki pankartlar da vardı. Burada bir parantez açacak olursak bu yargı reformu konusunda son gelişmelerde zannediyorsam 2 hafta önce bir yüksek mahkeme konuyu galiba şey yapacağını, ne denir, inceleyeceğini, kendisini o yeterli yetkili gördüğüne dair bir adım attı sanırım. Bu Evet. konuda kısa bir belki Şöyle, şimdi yargı reformu birkaç yani yargı reform paketi birkaç maddeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Yüksek Mahkemenin meclis tarafından geçirilen kanunları makuliyet çerçevesinde değerlendirip iptal etme yetkisini ortadan kaldırması. Şayet Yüksek Mahkeme böyle bir karar verirse Knesset, Meclis bunu overrule edebilecek yani sağ çoğunlukla. Diğer madde, yani bu madde geçtiğimiz Temmuz ayında Knesset'ten 64'e karşı 0 oyla geçti yani muhalif vekiller mecliste yer almadı. Dolayısıyla bu madde geçti. Ve bu maddenin Yüksek Mahkeme tarafından henüz karara bağlamadı. Yani Yüksek Mahkeme'ye itirazlar yapıldı. Yüksek Mahkeme bu konuda kararını açıklamadı. Bu konuda ben hani uzmanlar ne diyor diye baktığımda da yani bunu reddedebilme sini çok olası görenleri rastlamadım. Açıkçası ben de reddedebileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü bu maddede bir yani temel yasaya benzer nitelikte ve bunu reddetmesi halinde meclisin de direnmesi halinde anayasal bir kriz meydana gelebilir. İsrail'in bu dönemde böyle bir krize ihtiyacı var mı? Yok bence ve Yüksek Mahkeme'de böyle bir krize neden olmak ister mi? Onu da çok düşünmüyorum. Bu yargı paketinde yer alan diğer maddeler işte yargıçları seçen komisyonun üye yapısı, Türkiye'deki HSYK ve Anayasa Mahkemesi üye yapısına benzer bir değişikliğe gitmek istiyor İsrail'de. Orada da yasama ve hükümetin bu yargıç seçen komisyondaki ağırlığını arttırmaya yönelik bir madde. Bu madde ve diğer iki madde daha var. Onlardan birisi de işte bakanlıkların hukuk müşavirleri var. Bu hukuk müşavirlerin verdiği kararlar bağlayıcı vesaire. Onların da bağlayıcı olmaktan çıkarılması ve sadece tavsiye niteliğinde olması, o hukuk müşavirlerin de bakanlar aracılığıyla atanması, görevden alınması vesaire. Diğer bir madde daha var şimdi aklıma gelmedi. Bu diğer maddeler henüz Knesset'ten geçmiş değil. Yani yargı reformu paketi şu an için beklemede diyebiliriz. Anayasa Mahkemesi yani Yüksek Mahkeme kararını açıklayana kadar bir gelişme beklemiyorum. Diğer bir husus da
Bu İsrail'in demokrasi, İsrail'deki bu yargı bağımsızlığına ket vuracak, yani buna zarar verecek bu yargı paketi ABD'nin de önem verdiği bir husus. Biden'ın Netanyahu ile görüşmesinde işte o basına açık bölümde İsrail'in demokrasisine, yargı bağımsızlığına zarar verecek böyle bir gelişmelerden uzak durması çağrısında bulundu. Şimdi net ifadeleri hatırımda değil. Ama bunu Netanyahu açık bir şekilde söyledi. Netanyahu da hani sizi temin ederim ki İsrail demokrasiden hiçbir şekilde geriye dönmeyecektir açıklaması yaptı. Yani şahsi bir şey bu tabii ki. Şahsi bir teminat. Bunun yani gerçek siyasette pratikte neye tekabül ettiğini bilmek zor. Çünkü Netanyahu kabinesinde aşırı sağcıları, Siyonistleri barındıran bir koalisyona sahip şu anda. Koalisyonun başbakanlığını yapıyor. Onun da gerçekliklerini göz önünde bulundurması lazım. Ancak işin bir de uluslararası siyasi ayağı var. İsrail şu anda Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. Ve ABD'nin öncülüğünde onun işte kolaylaştırıcı rolü çerçevesinde bu ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. Sen 60 gün görüşmeden önce İsrail'li bakan BM'nin organize ettiği bir turizm kongresi için ilk defa İsrail'i ziyaret etti. Yani şey Evet, düşünün bugün bu akşam oldu. birkaç ay öncesine kadar ilk defa Suudi Arabistan hava sahası İsrail uçağına açılmıştı. İsrail uçabilmişti. Bu bir haberdi. Şimdi İsrailli bakan Suudi Arabistan'ı ziyaret edebiliyor. Yani bunun neye tekabül ettiğini göstermesi açısından şunu söyleyeyim. İsrail pasaportunda İsrail vizesi olan birisi Suudi Arabistan'a giremezdi evvelce herhangi sıradan birisi. Dolayısıyla şimdi İsrail bir bakanı Suudi Arabistan'a ziyaretinin ne kadar büyük bir gelişme olduğunu görebiliriz. İlişkilerin tamamen normalleşmesini Suudi Arabistan şeye bağlıyor. Yani Filistin meselesinin çözümüne bağlı İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne. Biden da bunu dile getirdi. Negotiated two-state solution diye söyledi. Yani müzakere edilmiş iki devletli çözümün sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Bu herhalde Suudi Arabistan tarafından yani bir koşul olarak öne sürülüyor. Netanyahu da tabii o da çok hani yılların siyasetçisi Suudi Arabistan Filistinlilere İsrail Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesi, normalleştirilmesi konusunda dahil edelim. Ancak onlara bir veto rolü vermeyelim. Yani Filistin ihtilafının çözülmesine bağlamayalım İsrail Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleştirilmesini. Ancak sanırım Suudi Arabistan bu konuda biraz diretecek. Belki benim gördüğüm kadarıyla yani bir geçmiş okumalarına ve tarih okumasına baktığımızda İsrail bir şekilde sorunu tam çözmeden hani bu sorun tamamen hallolmadan yine Suudi Arabistan'la da büyük ihtimalle ilişkileri geliştirecek, normalleşecek ve yine Sen daha işte demin de artık söylemiştin pasaport mevzusunu. Yani eskiden İsrail vizeleri genelde pasaporta yapıştırılmazdı yani. Sadece aynen şey olarak evet ek görülür. bir İşte kağıda yani verilirdi. insanlar hani körfez ülkelerine giderken şey yapması ya da diğer Arap ülkelerine giderken sıkıntı yaşamasın diye. Burada Aynen. tabii şuna dikkat şey yapmak lazım. Belki bu normalleşmelerle birlikte Amerikalıların da bölgede yapacağı bütün girişimlerde, projeler, büyük projelerde işte son hani şey bu koridor mevzusunda da işte Hindistan ve Avrupa arasındaki ticaret koridoru meselesinde olduğumuz gibi İsrail'i dahil etmek isteyecekler bütün bölge projelerine Evet. haliyle. Ve tabii Türkiye'de hani bu tarz projelerde mutlaka olmak isteyen, masada olmak isteyen bir ülke olarak eğer tabii İsrail'le siyasi sorunlar yaşarsa bu şeyin dışında kalma riski de olacak demektir. Bu da tabii normalleşmenin şeylerinden, dinamiklerinden bir tanesi olarak sayılabilir belki önümüzdeki dönem için. Doğru. Yani Türkiye bu İsmet petrol şey doğalgaz boru hattı, ondan sonra Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak bu ticaret hattı. Yani Türkiye bu iki hat içinde ideal bir güzergah aslında. Yani Türkiye es geçirip tekrar Akdeniz üzerinden Avrupa'ya erişim meşakkatli ve zor, gereksiz bir yol.
O yüzden bence Türkiye'nin bu projelere dahil edilmesi de hani projelerin feasible olması için de önemli. Büyük ihtimalle tıpkı İsmet'te olduğu gibi yine bu projede de yani ticaret hattında da Türkiye'nin hali hazırda henüz dahil edilmemiş olması da bir müzakere yani bir kart olarak kullanılıyor Batı tarafından. Hani bu proje İsrail'in, Suudi Arabistan'ın hani diğer Orta Doğu ülkelerinin vesaire dahil edilmesi de yani daha büyük ölçekli bir değişimin kapılarını aralayacaktır. Yani Türkiye'nin hani bu şartlarda bölge ülke ilişkilerini gerçek geliştirmiş olması da yani Türkiye açısından hani önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Evet. Daha önce de zaten Çin İsrail'de bazı ne denir bazı demeyeyim de bir tane Hayfa olması lazım. Limanını işletmesini devralmak istedi vesaire. ABD buna birçok karşı çıkmıştı. Yani bu şeyi açık görüyoruz. Çin'e karşı yeniden şekillenmekte olan bir stratejik ortaklıkları vesaire. Bunların in making yani hali hazırda şekilleniyor. Evet, öte yandan Erdoğan'ın ne denir? New York görüşmesi tabii Erdoğan için bir sürprizle de sonuçlandı. Türkiye'ye biraz daha ne denir? Karşıt görüşleri de bilinen Senato'da işte F-16 satışına, Türkiye F-16 satışına en ciddi muhalefet gösteren senatörlerden Bob Menendez hakkında bir soruşturma açıldı. Yolsuzluk soruşturması açıldı ve soruşturma gerçekten ciddi bir soruşturma. İşte evinde işte paralar, altın, külçe altınlar bulundu Menendez'in 500 de bin yani. dolar mıydı? Evet, bayağı tam miktar hatırlamıyorum ama ciddi miktarlar ve işte iddia şeye göre yani suçlamalara göre Mısırlı işte bir iş adamı üzerinden Mısırlı yetkililerle Mısır devletiyle ilişki içerisinde ve hatta yani casusluk şeyine de girecek işte devletin gizli bilgileri mesela işte Amerikan Büyükelçiliğinde kaç diplomat çalışıyor gibi falan bu tarz bir şeyleri ne denir para karşılığı iddialara göre aktarmış vermiş Bob Menendez ve FBI baskını oldu geçen hafta sanırım. Ve yani Menendez tabii iddiaları reddediyor. Bugün de galiba mahkemede suçsuzluğunu şey yapmış, iddia etmiş. Ama tabii bu hani en son mesela PBS şeyinde de Erdoğan Menendez'i işte Türkiye karşıtı olarak bir şey yapmıştı, nitelendirmişti. Tabii Türkiye'nin F-16 alımına ne kadar etkisi olacak bunun, kolaylaştıracak mı? Senato'daki Türkiye karşıtı havayı yumuşatacak mı, dağıtacak mı bunu tabii göreceğiz. Yani sadece bir kişinin gitmesiyle kolay kolay dağılmayabilir bu hava ama yine de tabii bu tarz figürler, önemli figürlerin değişimi de önemli tabii. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şanslı lider Teşekkür Erdoğan. ederiz. Özür dilerim. Şanslı lider Erdoğan. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Servet programımıza katıldığın için tekrar teşekkürler. Teşekkür Herkese ederim. iyi günler, iyi akşamlar.